Merhaba arkadaşlar, Dreamweaver CS6 derslerinde 8. bölümde yine sizlerleyiz. Bu dersimizde CS6 yani Dreamweaver kullanarak galeri yapmayı göstereceğim. Birçok işlemi de göreceksiniz. Böylece galeri için neler gerektiği, neler yapmamız lazım ve hiçbir kod kullanmadan bunları göreceğiz. Şimdi hemen dersimize başlayalım. Ben bir masa üstünde bir klasör oluşturdum. Bu klasör Dreamweaver CS6 ders 8 klasörü. Ve o klasörün içinde image yani resim galerisi gibi resimler belirledim. 3 tane büyük resmimiz var ve bu resimlerin boyutları şöyle. Büyük resimlerin boyutları 350'ye 466. Her resmin boyutunu düzgün ayarladım ki bunları tabloya yerleştirirken hiçbir sorun yaşamayayım. Küçük resimlerin boyutları ise 120'ye 120. Tabii siz bunları daha da farklı bir şekilde boyutlandırabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen Dreamweaver'dan site tanımlıyorum. New site diyerekten isimlerini veriyorum. Tabi bunu daha önceki derslerimizde göstermiştik. Bu işlemi yapmanız sizin için daha hayırlı olacaktır. Evet, Dreamweaver CS8 klasörünü seçtik ve kaydet işlemiyle kaydediyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi files panelinde galeri belli oldu. Şimdi HTML sayfamızı oluşturuyoruz ve bunun sonucunda hemen sayfamızı kaydediyoruz. Galeri sayfası. Kaydet tuşuna ve başlığımız resim. Bunları da gösteriyorum ki unutmamanız gereken şeylerdir. Evet arkadaşlar. Design bölümüne geçerek tablomuzu oluşturuyoruz. Tabi tablo oluştururken insert panelinde kullanabilirsiniz veya common veya layout sekmesinden oluşturabilirsiniz. Resimlerimizin bir daha boyutlarına bakalım. Kaçmış? 350'ye 466, 350 genişlik, 466 yükseklik. O şekilde ayarlamamız lazım. Hemen burada 3 tane resim olduğu için 3 satır, pardon, 2 satır, 3 kolon olması lazım. Evet, hemen OK tuşuna basıyoruz. Tabi burada self headings bir de border ayarlarını verelim. Başlığına da resim galerisi. Yani tablonun başlığına 2 satır, 3 kolonlu genişliğimizde, yüksekliğimizde ne kadardı bakalım yüksekliği genişliğimize 466, 350, 360 yapalım. Okey tuşuna basıyoruz. Şunları hemen birleştiriyorum arkadaşlar. Çünkü burada galeride büyük resim olacak. Diğerleri de küçük resim olacağı için. Kutucukları seçiyorum. Seçtikten sonra sağ tuş yapıp Table'dan mergesels işaretleyerek burayı birleştiriyoruz. Resmimizi ekleyelim. Insert. Tabi buradan da ekleyebiliriz ama Common sekmesine gelelim. Insert Image diyelim. Buradan tabi büyük resmimiz burada olacağı için ilk büyük resmimizi seçiyorum ve OK tuşuna basıyorum. Şuradaki resimlerimiz de küçük resimler olacak. Hemen onları da ekleyelim. Küçük resimleri zaten isimlendirmeyi de ona göre yaptım. Küçük resim 1. OK. Bakın burada şöyle aşağı çekelim. Resim 2. Küçük resim. Evet, resimleri ekledik. Ekledikten sonra tabii bir kontrol edelim. Sayfamızda evet. Evet. Galeriyi gördüğünüz gibi.
Yaptık üst yukarıda title başlığımız, resim galerisi yazıyor. Tabii bunu ortalayalım, bir de ortalama işlemlerini de yapalım. Hemen Dreamweaver'a geçiyoruz. Kod bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Burada bir stil tanımlayabiliriz. Hemen bir stil tanımlayalım. Stilimizde arka plan, background, color, siyah. Bunu head ile head arasında da tanımlayabilirsiniz. Sağdan ve soldan margin left tabloyu ortalayalım. Margin right diyerek sağdan ve soldan ortalayalım. Daha başka bir de yukarıdan margin top seçerek yukarıdan da 60 piksel bir boşluk bıraktıralım. Evet, bunları tablonun içine yazdım. Tabloya bir stil tanımladım. Tablonun özelliklerinde şunlar daha ekli olsun diye. Background arka plana siyah. Sağ soldan otomatik ve sağdan otomatik yaparak tabloyu ortalamış oldum ve yukarıdan da 60 piksellik boşluk bırakarak bu işlemi düzenleme işlemini de gerçekleştiriyorum. Bir daha kontrol edelim. Evet. Galerimiz oluştu. Tabii bunu biraz daha yukarıya çekmek lazım. Çünkü çok fazla boşluk var. 30 piksel yaptım. Ve F1 tuşuna bastığımızda evet galerimiz biraz daha düzgün yapabiliriz. Tabii ben resimlerin boyutları bozulmasın diye bu şekilde yaptım. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Peki bunun sonrasında neler yapacağız? Ona bir bakalım. Kaç dakikamız olmuş? 1 dakika olmuş. Evet. Şimdi bu resimlere efekt uygulayacağımız için arkadaşlar bu resimlere bir şey yapmamız lazım. Kimlik atamamız lazım. Ve her resmin üzerine tıklıyorsunuz. Bir kimlik ID numarası belirliyoruz ki yarın bundan sonraki aşamada efekt uygulayacağız. O yüzden hangi resmi hangi efekt uygulayacağımızı göstereceğiz. O yüzden birinci resmin ana merkezdeki resme ana resim diyelim. Diğer resimleri de küçük resim 1. Buna tıklıyorum. Pardon. Buna tıklıyorum. Küçük resim 2. Buna tıklıyorum. Küçük resim 3. Şimdi biz burada resimlere tıkladık ama aslında isimlendirdiğimiz yer tablonun alanıdır. Buna ana, küçük resim 1, K1, K2 ve K3 işlemlerini yaptık. Hemen bir daha kaydedelim. Şimdi arkadaşlar burada efekt verebilmek için yapacağımız işlemlere dikkatlice izlemeniz lazım. CSS stil panelinde tek inspector bölümü var. Bu bölümde, bu panelde behaviors yani birçok özelliği barındıran bir behaviors'la biz efekt vereceğiz. İşte burada birçok işlem yapılıyor. Pop-up mesajları, işte efektler, pluginler falan tüm işlemleri buradan yapabiliyoruz. O yüzden galeride de en çok kullandığım yöntemlerden bir tanesidir. Size de öneriyorum. JavaScript gibi başkalarının tasarlamış olduğu galerileri de kullanmanıza gerek yok. Gayet güzel bir galeride olacaktır. Tabi burada ne yapıyoruz? Hemen burada birinci resmi seçerek seçtik. Tabi ana resmi değil de küçük resmi seçmemiz lazım. Çünkü küçük resme göre ana resmi ayarlayacağız. Küçük resmi seçtikten sonra buradan swap image'i seçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada resimler gözüktü ve isimleri yer alıyor. K1, K2, K3 isimleri yer alıyor. Biz burada hedefimiz her zaman ana resmin değişmesi olacağı için bunu belirliyoruz. Tabi restore image on mouse altı yani resimler mouse şeklinde restore etsin gibi işlemimiz var. Bu işlemi kaldırıyoruz. Image ana seçiyoruz yani bu bölüme ID numarası ana ismini verdiğimiz resim
Birinci resme tıkladığımızda hangi resim olsun onu seçiyoruz. Bu resme, küçük resme tıkladığımızda bu resim olacak. Zaten o şekilde ayarladık. Evet, ana ayarladık ve OK tuşuna basıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada Swap Image ayarlarında mouse küçük resmin üzerine geldiğinde olsun gibi bir ayar var. Onu şöyle bir göstereyim. Gerçi şu anda onda ayarlı olduğu için. Bakın aslında mouse üzerine geldiğinde bu resim değişiyor ama şu anda belli olmuyor. O yüzden diğer resme de yapalım. Ondan sonra gösterelim. Swap Image diyoruz. Yine ikinci resme tıklandığında ana resim hangi resim olsun? Tabii şunu da iptal ediyoruz. Evet, bu resim olsun. Okey, okey diyoruz. Şimdi bir kaydedelim de ne demek istediğimi daha iyi görün. Evet, bakın mouse üzerine geldiğinde resmin değişmesini istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Yani mouse üzerine geldiğinde hiç tıklamanıza bile gerek kalmadan galeri değişecektir. Ama isterseniz şöyle birinci resmi seçtik. Buradan on click'i seçerseniz on click'le işleminiz olacaktır. İkinci resmi de seçelim. Yani tıklandığında bu resim değilsin. Üçüncü resme de atayalım. Swap image. Yine ana resim. Bu resme tıkladığımızda ana resim ne olsun diye şunu da iptal ederek ana resmimiz böyle olacak. Evet. Hep büyük resmi seçtik. Sonra on mouse over. Yani mouse üzerine geldiğindedir. Bu da mouse üzerinden çektiğimdedir gibi işlemler. Bunu on click yapıyorum arkadaşlar. Şimdi kaydedelim. Hepsini ayarladık. Tabii efekt daha vermedik. Şu anda mouse'la tıkladığımızda resimler değişiyor. Resimlerin yanında bir boşluk var. Siz bunları kendiniz daha da iyi düzenleyeceksiniz. Evet, kapatalım. Sonra geliyoruz arkadaşlar bu resimlere efekt vermeye. Birinci resmi seçtiğimizde hemen şuradan bu seçtiğimizde hemen buradan Appear Fade'i seçiyorum. Buradan da kör, yani uygulanacak element hangisi olacak onu seçiyorsunuz. Yani efekt hangisini uygulayacak? Tabi bunu uygulanmayacak. Ana resmi uygulanacağı için bunu seçiyorum. Burada efektin hızı, oluşma hızı falan. Bunu 1500 ya da 2000 yapabilirsiniz. Efekt fade ya da appear olabilir. İkisinden de herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Bu appear from shoes %0'dan %100'e kadar. Bunlarla da hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Sadece uygulanacak element seçiyorum. Okey tuşuna basıyorum. Bunu uyguladık. Şimdi ikinci resmi de seçelim. İkinci resimde de behaviors'tan effect appear fade'i seçip yine ikinci resme tıkladığımızda hangi resimde efekt olmasını istiyorsak onu uyguluyoruz. Appear ve buna da OK diyoruz. Üçüncü resmi seçiyorum. Üçüncü resmi seçiyorum. Buradan da anayı seçiyoruz. Ana ID'li resime Appear seçtik ve OK tuşuna bastık. Bakın hepsine de bu efektler uygulandı. Birçok efekt var. Bunları deneyebilirsiniz. Ctrl S yaptığımda Spray Assist dosyasına Spray Effect JavaScript kodunu ekleyerek bu işlemi yapacak. Bakın hiçbir kod yazmadık. Hiçbir kod yazmadık. Sonucuna bir bakalım. Evet. Tıkladığımda arkadaşlar bakın görün efektli gayet güzel bir çalışma. İnşallah bu çalışmayla sizlere de faydalı olmuşumdur. Bu çalışmayla sitenizin galerisini de çok iyi bir şekilde yapacağınıza inanıyorum. Bizi unutmayın ve bize yorum yazın. Sitemizde her zaman yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar.